Evet dostlar. Kimler var? Ses kontrol. Evet dostlar. Kimler geldiyse hoş geldiniz. Ses, görüntü falan her şey nasılsa bir yazarsanız memnun olurum. Evet, Hırvatistan'a hoş geldiniz. Dün bu mikrofonda sorun yaşadık. Canlı yayın sonlarına doğru. Batuhan Fidan hoş geldin, hayırlı yolculuklar. Londra'dan selamlar. Aleykümselam. Londra'ya da selamlar buradan. Ses ve görüntü şu an iyi. Eyvallah. Tabi internetin kasması olmazsa görüntü iyi olacak inşallah. Bu öksürük hala devam ediyor. Gülizar Hanım hoş geldiniz. Plitvice diye bir doğal park var Hırvatistan'da. Bayağı meşhur. Farklı gölleri, şelaleli olan bir yer. Oraya gidiyorum. Yaklaşık 60 kilometre bir yolum kaldı. Bir saatlik bir yol. 3,5 saattir yoldayım. Dün gece Slovenya'da kaldık. Kamp kurduk biliyorsunuz. İzlemediyseniz onu izleyebilirsiniz canlı yayını, ama son 25 dakikasında mikrofonun gazabına uğradık. Seslerde çok cızırtılar oldu. O yüzden son kısımlar pek iyi değil. Bu arada bu gölün, gideceğim doğal parkın adını yanlış yazmış olabilirim. Aslında Plitvice. Ben işte okunduğu gibi Plitvice diye söyleniyormuş. okunduğu gibi yazdım. Evet, ara sıra böyle bir öksürük ve nefessizlik geliyor konuşunca. Eğer öksürürsek affola. Hava çok sıcak, 34 derece. Yanıyor ortalık. Benim koltuklar böyle şey, süet derisi gibi bir şey ama terletiyor. Şimdi bu canlıyı hazırlarken altıma havlu serdim. Havlunun üzerinde oturuyorum şu an. Yani terletme olmasın. Evet, iki tane video koydum. Daha videosu zaten dün koymuştuk. Yok, daha videosunu bugün koyduk, pardon. Dün gece yaptım. Bugün koydum. İşte HD 4K şeyini bitmesini bekledim. Ondan sonra gümrük kapısından Slovenya Hırvatistan'a girdik. Onun hemen kısa bir videosunu yaptım, onu koydum. İşte bugün de gideceğim yerde
şeyi koyacağım. Bled Gölü'nden görüntüler koyacağım. Bir de o bariyer kırıldı ya Karavanken Gölü'nde. Onun kaydını aldım canlı yayından. Sonra onu da bir araya montaj yapıp koyacağım. Evet, bu arada tabii herkese hayırlı cumalar. Onu unuttuk, kusura bakmayın. Rıza abi hoş geldin, sana da hayırlı cumalar. Biz yine yollardayız. Sabah 7'de kalktım. Akşam kamp videosunda hatırlıyorsunuz, üstteki yeşili koyayım mı koymayayım mı diye böyle bir tereddütteydim. Sonra karar verdik, koymadık. Öyle pişmanım ki koymadığıma. Diyeceksiniz ki neden? Abi gece bir çiğ yağdı. Gece bir acayip ve üşüdüm. Ya üşüdüm derken o kadar bunaltıcı sıcak falan muhabbeti yoktu abi yani. O kadar serindi ki. Bir de çiğ düşünce o çadır, çünkü o turuncu koyduğum şey su geçiriyor yani. O onun hiçbir koruması, onu emdi. Allah Allah. Sabah 4'te uyandım. Üstündeki battaniyede ıslaklık var. Ne oluyor dedim, yağmur mu yağdı falan gibilerinden. Ulan bir baktım, her yer nemli. Ulaş hoş geldin. Teşekkür ederim. Takmadık. Bu bize ders oldu. Yani böyle havalarda bile takılması gerekiyor. Evet. Onun haricinde rahat uyudum. Herhangi bir sorun olmadı. Sabah 6.30-7 gibi kalktım. Ayıp söylemesi, duşumu aldım. Temizlendim. Arabayı bir organize ettim tekrar. Çünkü o kamp çantasını çıkartınca bayağı bir dağınıklık yarattık. Güzelce onu bir organize ettim. Acele etmeden. Kamp malzemelerim şimdi arkada, bagajda. Yani herhangi bir yerde çadır kurmam gerekirse hop elimin altında. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bugün aslında hedefim Split'e kadar gitmek. Şimdi bu doğa parkını gezdikten sonra bir saat durumuna göre. Çünkü saat 1'i çeyrek geçe oraya varıyorum. Orada artık duruma göre Split'e kadar veya biraz daha aşağılara kadar yol gidebildiğim kadarıyla gitmek istiyorum. Sonra sahil şeridinde bir yerde yine bir kamp alanı veya uygun bir otel, ucuz bir otel bulabilirsek orada konaklarız. Evet, hafta içi canlı yayınında pek kalabalık olamadık. Çünkü herkes çalışıyor. Bakalım yarın cumartesi, pazar inşallah biraz yoğunluk olur yayın diye düşünüyorum. Çünkü o zaman insanlar çalışmayacak. Diyemezler ya ben çalışıyordum işte, işteydim işte, bakamadım falan filan. Değil mi? Bak Rıza abi iş aralarında hiç bırakmıyor. Allah razı olsun. Sizler de öyle. Gülüzer Hanım. Batuhan bugün gördüm. Bilmiyorum diğer yayınlara geldim mi gelmedim mi. Ulaş da geliyor ara sıra. Yani. Vallahi Hırvatistan'a girdikten sonra bu Reka tarafından indik aşağıya. Sahil şeridinden geldik. Bir trafiğe yakalandım. Zaten normalde bu gideceğim yer benim 2 saat, 2,5 saatte. Yaklaşık 1 saate yakın o trafikte oyalandık. Ondan sonra bir dağa tırmandım. Önümde bir tır vardı. Tin 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 çıktık. Bayağı yüksek bir dağa çıktık.
Aynı bizim Kaz Dağı'nı andırdı bana. Sonra işte bir tane börekçi buldum. Ne börekçisi ya, pardon. Mazota girdim. Çünkü 1.67 idi. 1.67 euro. O yüzden yarım depom vardı. Dedim fulleyim. O da fulleme derken yani 20 24-25 litre falan aldı yani. Pek fazla bir şey almadı ama ucuzken dedim fulleyim bari arabayı. O baktım börek falan var orada. Bizim bildiğimiz böyle şey börek yok mu? Peynirli çörek gibi. Sarma. Börek böyle şey gibi dolanıyor yuvarlak şekilde. Şimdi onun adını siz benden daha iyi bilirsiniz. Gayet de güzeldi. Bir tane de çay aldım. İşte kahvaltımı o şekilde. Şimdi bu Alman'ı ben sollayacağım ama. Bu da bagajı bayağı dolu ha. Bu da benim gibi sıla yolu mu yapıyor farklı yollardan? Ya bir şey fark ettim. Bu Hırvat'ın bu yollarında hiç doğru dürüst hız sınırı yazan tabela mabela hiçbir şey yok ya. Sadece yerleşim alanlarında işte 70 diyor, 50 diyor. Ama böyle ana yolda hiç tabela yok. Buranın genel sınırı 130 ama bu yollarda 70 midir, 80 midir bilmiyorum. Bilen var mı? Kim biliyor? Aha yazdı bak. 60 ama işte böyle yerleri geldiğimizde tabela yazıyor. Yerleşim alanında. Normal yollarda yazmıyor. Siz beni duyuyorsunuz değil mi? Kimse bir şey yazmıyor. Küstünüz mü bana? Plitvička. Plitvička Jezera. Abi ben onu nasıl yazdım ya? Plitvička. Ben onu okunuşunu yazdım. Plitvička. Onu değiştirmemiz lazım. Plivice. Şimdi diyecekler ki Plivice doğa parkı nerede? Evet sesin geliyor Yücel abi. Eyvallah. Duyuyorum Yücel. Teşekkürler. Abi bir şey yazmıyorsunuz da o yüzden yani. Bir şeyler yazın da sohbet edelim. Yani şu an güncelleme vereyim ben size. 2016 kilometre yol gittik. 6.5 litre. Şu anki ortalamam. Ama genel ortalamam 6.2. 33 saat 5 dakika kullanmışız. 33 saat 5 dakika. Bu ne yapıyor? 1,5 gün yapıyor. Ben 5 günden beri yoldayım. Yavaş gidiyorum ha. Şu interneti F5 yapayım derken radara nereye oturmuşlar görüyor musun? İki tane polis. Evet kopuyoruz kusura bakmayın. Yani duydun mu söylediklerimi bilmiyorum. Gidip geliyor. Maalesef yayın gidip geliyor. Abi bu arabadan da kopup duruyor. Bu niye bu kopup duruyor şimdi? Şeyim gidiyor. Söyle şunu.
her şeyim gidiyor. Söyle şunu. Hayalindeki yolculuğu yapıyorum ha. Sen de mi böyle hayal ediyorsun veya yapmak istiyorsun bu tarz yolculuğu? Yaparsın. Zaman çok, yollar hiçbir yere gitmiyor. Bu ülkeler hep aynı yerde. İnşallah sen de yaparsın. Donuyor abi, donuyor, donuyor, donuyor. Dondu yine, dondu. Aha, zipline varmış burada. Zipline'a mı gitsek acaba? Ben zipline'i severim de zipline şimdi nereden nereye gidiyor ve tekrar arabaya nasıl geliyorsun? Bir de o var yani. Zipline'e girelim mi? Altı kilometre. Zipline nereden nereye ama bir de o var yani. Zipline'e girersek yayını kapatmamız lazım. Ama oradan da güzel görüntüler alınabilirdi aslında. Zipline buradan mı, sola mı dönülüyor? Yo, nerede bunun tabelası? İşte abi, bir tane tabela koyuyorlar, ondan sonra ikinci tabelayı koymuyorlar. Nereden dönülecekti oraya? Neyse boş ver. Şu an görüntü güzel galiba. Şu an full 4G. 4 çentik. Size bir şey söyleyeyim mi? Slovenya'nın yolları, köyleri abi o kadar güzel ki, o kadar temiz ki. Asfaltı, merkezleri, her şeyi çok harikaydı yani. Çok hoşuma gitti. Süper. Bu Hırvatistan'da mı Yugoslavya döneminde hepsi bir aradaydı? Bilen var mı? Eve bak, yıkılmış. Yanmış hatta. Yıkılma değil, yanmış. Benzin istasyonuna bak. Adam nereye kurmuş?
Buranın balı ve peyniri meşhur galiba. Her yerde bal, peynir satıyorlar. Alo, kimse var mı? Hırvatistan, Yugoslavya mıydı eskiden? Ona dahil miydi, değil miydi? İlk sorum oydu. Burada diyorum çok bal var, çok peynir var. Buranın balı peyniri meşhur mu? Evet abi, Hırvatistan ve Slovenya'da Yugoslavya dahilmiş. Evet, demek ki Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan bunlar hep Yugoslavya. Bayağı büyükmüş Yugoslavya o zaman ya. Tabii küçükken ben hatırlıyorum Yugoslavya'dan geçerken arabayla Almanya'dan. Hayal meyal hatırlıyorum. Batuhan, Londra nasıl şu an? Havalar nasıl İngiltere'de? Sen İzmirliydin değil mi Batuhan? Yanlış hatırlamıyorsam. Havalar çok güzel, 25-29 arası. Vay, İngiltere bayram ediyor desene. Karadağ, Kuzey Makedonya dahilmiş eski Yugoslavya. Evet. Yani ben şu an Yugoslavya'ya gidiyorum. Yugoslavya'da geziniyorum yani, öyle anlayacaksınız. Çünkü o bütün ülkelere gideceğiz. Karadağ, Bosna, Makedon'a daha karar veremedim. Sen Sakaryalısın ha, okey. Ben İzmir hatırlıyordum. Niye İzmir? Nereden aklıma kaldı İzmir benim? Neyse. Ama Arnavutluk değildir herhalde yani. Arnavutluk kendi başına bir ülke artık. İşte Plitvice gölüne geliyoruz. Şimdi bu Plitvice gölünde farklı farklı kademede göller var. Yani kat kat göller, ondan sonra onlarla birlikte şelaleler oluşuyor. Adamlar tahta yollar yapmışlar. Bu şeyi geziyorsunuz. Bu parkı. Ben son 1990 1999'da gitmiştim arabayla. 1990. Sen o zamandan beri uçakla mı gidiyorsun ha? Abi kamp yerine bak ya. Ana yol üzerinde kamp yeri mi olur ya? Big Bear. Büyük ayı. Bak kamp yeri. Burası boş mesela. Lan o kadar Google'da kamp yerleri aradım. Hep dolu bu bölgede. Ama yok, ben bu gece burada yani kalmayacağım abi. Ben gidebildiğim kadar gideceğim bugün. Çünkü zaman kaybediyorum. Arnavutluk Yugoslavya değilmiş. Yani evet, olmasın artık abi. O da Yugoslavya ne ya? Rusya gibi bir devlet olacaktı yani. Orası da girerse Yugoslavya'ya. Evet. Abi size dün canlı yayında bahsetmiştim ya, Bled Gölü ile ilgili. Eğer yolunuz Slovenya'dan geçiyorsa ve vaktiniz var ise Karavanken tünelinden sonra çıkıyorsunuz. Üçüncü çıkıştan çıktıktan sonra Bled. 3,5 kilometre ana yoldan, otobandan 3,5 kilometre. Abi gidin görün. Gidin görün yani, çok tavsiye ediyorum. Mükemmel bir göl. Slovenya'nın en büyük gölü. 2120 metre uzunluğunda, 1330 müydü, 1340 metre genişliğinde tatlı su ve su berrak mı berrak. O kadar temiz bir su ki. Onun videosunu yapacağım şimdi, fazla anlatmayayım ama. Abi sandal kiraladım, sandal. Bak, çekim yapabilmek için sandal kiraladım. O yüzden dostlar, bak bu süper çat destek olabilirsiniz.
O sağ tarafta dolar işareti var ya, oradan Süper Chat'tan destek olabilirsiniz. Sandal kiraladım drone'umu uçurabilmek için. Drone'u sandaldan kaldırdım. Şimdi o drone'u kaldırınca teknenin yani nereden kalkıyorsa oradaki koordinatları hafızaya alıyor. Yani eve çağırdığında, yani geri dön düğmesine bastığınızda o koordinata geliyor. E şimdi sandal olduğu yerde durur mu? Durmaz. Çünkü rüzgarı var, dalgası var, bilmem nesi var. Böyle biz yavaş yavaş olduğumuz yerde sürükleniyoruz. Ben hem onu uçurmaya çalışıyorum. Ondan sonra neyse uçurduk, işte görüntüleri aldık falan derken ben bunu çağırdım gel diye. Gel bana, sahibine gel diye. Tabii en sonunda güneşli olduğu için göremiyorsun nerede olduğunu. En sonunda tepeme geldi, gördüm. Bir de olayın ilginç tarafı, sağımda solumda tekneler var. Küçük küçük sandallar var daha doğrusu. Orada tekne turu falan da yapılabiliyor, sandal turu. Millet kamerasıyla beni çekiyor. O drone'u nasıl yakalayacağım diye, nasıl indireceğim diye sandala. Neyse, sandalı tam üzerime getiriyorum. Benim sandal hafif böyle kayıyor. Tutamıyorum, düşeceğim yani. Şimdi sandal, yani kürek de çektiğiniz bir sandal. Hafif ayağa kalkıyorum, sendeleniyorum. Ulan dedim, ay ve yedik ya. Biz ya ben düşeceğim ya dedim drone pili bitecek. Çünkü sonuna gelmişti, yani uyarı vermişti. Dedim drone inecek suya. Ondan sonra abi son bir hamle yaptım. Alttan bir yakalarsın, bir ters çevirirsin. Onu ters çevirince zaten geçen de işte dağdaki olayı size anlatmıştım ya, pervane elimi kesti diye. Elime vurdu, parmağıma. Onu iyice alttan bir kavrayınca bir ters çevirdim, hemen pervaneler duruyor otomatikman. Bütün millet alkışladı. Good pilot, good pilot diye. Ya dedim ki sen gel bir de bana onu sor. Neyse sonra 1,5 saat zaten kiralamıştık şeyi. Söyle şunu, sandalı. 25 euro. 1,5 saati. 1,5 saatte zaten ortada bir tane adacık var. Adanın üzerinde bir kilise var. Oraya gidip gelebiliyorsunuz yani. Gittik, geldik, çekimlerimizi yaptık. Kilisenin oraya gittim, oraya işte limana bağladık tekneyi, sandalı. Orada biraz da yüzdüm. Ama su çok güzeldi. Yani harika bir suydu yani. Ve Bled o kadar kalabalık bir yer ki. Abi bir de onun videolarını çektim ben. Canlı yayın yapmadık orada. Videolarını çektim. Bunların hepsini zaten şimdi videolarda da dinleyeceksiniz. Yani bu olayı dinlemeyeceksiniz. Bunu anlatmadım da, bu drone olayını. Otopark pahalı. Otopark bulamıyorsunuz abi. Eğer öğlen vakti girerseniz benim gibi saat 2 gibi, bu sezonda bir de festival vardı. Bağlandık değil mi yayına? Şu an yayındayız. Şu an geldik, yayındayız galiba. Bağlandı tekrar. Cem hoş geldin, hayırlı yolculuklar demiş. Teşekkür ederim. Ses, görüntü, her şey iyi mi? Tekrar bana bir konfirme edin abim. Çünkü artık tamamıyla ormanlığa giriyoruz. Kopabilir her an. Kopuyor zaten, gidiyor şu an yani. Eğer tekrar konuşamazsak hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Buranın artık videosunu çeker yüklerim. Kusura bakmayın. Artık elimden gelen bu kadar. 3G'ye düştü. Biraz sonra tamamıyla kesilir diye düşünüyorum bu. Evet, ses iyi ama işte görüntü kötü. 3G, bir daha F5 yapalım.